Evet sevgili arkadaşlar. Böyle bir videoyu çekmeyi gerçekten istemezdim ama istemeye istemeye böyle bir videoyu çekmeye hem kendimi mecbur hissettim hem de gerçekleri artık konuşmanın, gerçekleri böyle apaçık, açık seçik ortaya dökmenin vakti geldi de geçiyor diye düşündüm. Serhat Akın silahlı saldırıya uğradı. Şimdi Fenerbahçemizin eski futbolcusu ve şu aralarda futbol yorumculuğu yapan Serhat Akın silahlı saldırıya uğradı. Dün akşam Beykoz'da e, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla olayı duyurdu. Program çıkışı ayaklarıma sıktılar. Son sözümüz Fenerbahçe dedi. Şimdi e, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı ve e, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis saldırıya gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Peki sonra ne oldu? E, sonrasında Fenerbahçe'den kınama geldi. Eski futbolcumuz Serhat Akın'a yapılan silahlı saldırıyı kınıyoruz. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz. Faillerin en kısa sürede adalet önünde hesap vermesini bekliyoruz. Fenerbahçe As Başkanı Acun Ilıcalı da kişisel hesabından Serhat Akın'a yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Kendisine acil şifalar diliyorum açıklamasında bulundu. Bitti mi bitmedi arkadaşlar. Tunca Şanlı ziyarete gitti. Eski o da biliyorsunuz eski futbolcumuz Tunca Şanlı. Ee, o da diyor ki Serhat'ın sağlık durumu gayet iyi. Büyük ihtimalle operasyon geçirecek. Morali bozuk. Söylenecek fazla bir şey yok. Serhat benim kardeşim. Duyar duymaz geldim. Hem üzüntüleyim hem de sinirliyim diyor. Türkiye Futbol Federasyonu silah saldırıya uğrayan Serhat Akın için geçmiş olsun mesajı yayınladı. A milli takımımızın eski oyuncusu Serhat Akın'ın uğradığı silahlı saldırı sonucu. Ayağından yaralandığını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Menfuz saldırıyı şiddetle kınıyor hastanede tedavi altına alınan Serhat Akın'a geçmiş olsun dileklerimizi ileterek bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz dedi. Akabinde Aziz Yıldırım'dan bir açıklama geldi. Fenerbahçe'nin eski başkanlarından efsane başkanımız Aziz Yıldırım açıklamada bulundu. O da dedi ki bir dönem futbol takımımızın formasını terletmiş ve şampiyonluklarımızda emeği geçmiş. Eski futbolcumuz Serhat Akın'a dün gece yapılan silahlı saldırıyı üzüntüyle öğrendim. Yapılan bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Devletimizin ilgili birimlerinden beklentim yapılan bu saldırının faillerinin ve arkasındakilerin hızlıca ortaya çıkarılarak kamuoyuna açıklanması ve gereken cezaları almalarının sağlanmasıdır. Eski futbolcumuz Serhat Akın'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum dedi. Şimdi bitmedi daha devamı da var. Şimdi daha enteresan yerlere gidiyor iş. Spor Dijital yorumcu Serhat Akın'ın son durum hakkında da bilgilendirme yaptı. Spor Dijital biliyorsunuz e, yani oranın orada görev yapılan bir e, yorumcu diyelim. Bu şekilde söyleyeyim. O yüzden de orası e, gereken açıklamayı yaptı. Spor de şunu söylüyor. Diyor ki yorumcumuz Serhat Akın'ın genel sağlık durumu hakkında sabah saatlerinde iki ayağından ciddi bir operasyon geçiren Serhat Akın. iki ayağından bile ben sadece sağ ayağını görmüştüm açıkçası. Ee, ne diyor? Yine e, iki ayağından ciddi bir operasyon geçiren Serhat Akın'ın sağlık durumu şimdilik stabildir. İkinci operasyon için bekletilmektedir. Yorumcumuzun hastanede ne kadar kalacağı ise önümüzdeki 72 saat içerisinde belli olacaktır diyor. Şimdi iş bitti mi? Bitmedi. Asıl işin çok özür dilerim ama e, şerefsizlik boyutu var. İşin şerefsizlik boyutu var gerçekten de şerefsizlik boyutu var. Fenerbahçe'den Serhat Akın açıklaması ve hukuki işlem kararı. Şimdi bunu açıklamadan önce ben sosyal medyada gezinirken Ayetullah Bey hesabına şöyle bir baktım. Ayetullah Bey hesabı şöyle diyor. Ali Koç başkan olduğu günden itibaren hiçbir zaman hukukun dışına çıkmadı. Gene dedim Ali Koç ne yaptı? Hani gene Ali Koç'un neyinden vuracaklar? Bu nedenle camianın %80'i kendisini tenkit ediyor. Doğru. Tüm Türkiye'nin önünde itibarını zedeleyecek şekilde yere düşürüldü. Buna rağmen tepki vermedi. Doğru. Ancak Sera Takına yönelik saldırıyı Ali Koç'la ilişkilendirmek büyük bir şerefsizliktir. Sera Takına saldırıda bulunan kişiler bir an önce tespit edilmelidir. Azmettiricisi de adaletin önüne çıkarılmalıdır. Fenerbahçe camiası gergin bir dönemden geçerken bu saldırıyı kim düzenlediyse derhal ortaya çıkarılmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır. Provokasyonlara karşı lütfen dikkatli olalım. Farklı düşünebiliriz ama hepimiz bu camianın fertleriyiz diyor. Şimdi bu çok büyük bir adilik. Gerçekten bak. Arkadaş Ali Koç istifa diyenlere bugüne kadar tek kelime edildi mi? Edilmedi. Ya arkadaş bu olay başka. Artık şu Fenerbahçe'mizin içinde bulunduğu durumu anlayın. Anlayın içinde bulunduğumuz durumu. Şimdi Fenerbahçe'den Serhat Akın açıklaması ve hukuki işlem kararı. Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Ali Alper Alpoğlu saldırıya uğrayan eski futbolcumuz Serhat Akın'la ilgili açıklamada bulundu. Bakın burası da önemli. Çok enteresan hususlar. Diyor ki arkadaşlar eski futbolcumuz Serhat Akın'a yönelik menfur saldırının bazı odaklar tarafından kulübümüzle ilişkilendirmeye çalışıldığı görülmektedir. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu alçakça iftiraları ortaya atan tüm şahıslar hakkında her türlü hukuki işlemlere başladığımızı kamuoyunun bilgisine sunuyorum. Serhat Akın'a yapılan saldırıyı tekrar lanetliyor, faillerinin ve arkasındakilerin en kısa sürede adalet önünde hesap vermelerini bekliyoruz diyor. Şimdi arkadaşlar, iş öyle bir boyutta ki Ali Koç'u işin içine çekmeye çalışıyorlar. Ali Koç'u her daim hani FETÖ ile şunun bağdaştırmaya çalışıyorlar. Ve Gürkan Ak açıklamada bulundu. Fenerbahçe Serhat Akın'a yapılan saldırıyı kulüp ve Ali Koç ile ilişkilendiren tüm hesap ve şahıslar hakkında hukuki işten başlattı diyor. Yanlış anlamasın. Eğer başlatmazsa Fenerbahçe Spor Kulübü asıl ben o zaman Ali Koç'un yaptığını düşünürüm. Eğer ya biz işte vicdana geldik gerek yok böyle şeylere derse ben asıl o zaman derim ki Ali Koç yapmıştır diye. Ama şimdi ya arkadaş bak kara borsa, illegal kumar işleri, şirket reklamları, saçma sapan re şirket reklamları, arkasından Enes Kanter olayı, Ali Koç istifa tartışmaları, işte Fenerbahçe'nin derbide kaybetmesi falan derken Serhat Akın'a sıktılar. Üzerine belli Galatasaray'da hesaplar hani Ali Koç sıktırdı demeye getirmişler ya da direkt bunu servis etmişler. Amaç belli, savaş belli, Niyet belli. Şimdi Fener Space diye, Fenerbahçe Space diye bir Twitter sayfası gördüm. Güzel bir paylaşma imza atmışlar. Ve ben e, bu paylaşımı okumak istiyorum arkadaşlar. Kendilerine de söylüyorum yani kaynak belirterek kullanabilir miyim dedim ama herhangi bir cevap vermediler. Muhtemelen kullan derler. FETÖ'nün Fenerbahçe'ye yönelik planları neler yaşanıyor? Hocam biz de her şeyi FETÖ'ye bağlıyoruz. Ya bir şey olsa FETÖ diyoruz. Şimdi yazıyı bir okuyayım. Bir şey olsa FETÖ mü diyoruz yoksa ne demek istediğimi anlayacak mısınız bakalım. Her şey Ali Koç ve Fenerbahçe yönetiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmesinden sonra başladı. Bu ziyaret FETÖ'yü rahatsız etti ve örgüt ivedilikle harekete geçti. Enes Kanter ve Hakan Şükür öncülüğünde FETÖ medyası Fenerbahçe'yi hedef alan bir propaganda başlattı. Öncelikle Fenerbahçe'nin Enes Kanter'e forma gönderdiği yalanını yaydılar. Buna karşılık Fenerbahçe bir bildiri yayınlayarak bu yalanı çürüttü. Ancak Enes Kanter Fenerbahçe'nin başkanı, yöneticileri ve taraftarlarını Avrupa'ya çıktıklarında tutuklatmakla tehditte bulundu. Duydunuz mu arkadaşlar hiç böyle bir tehdidi? Yani Avrupa'ya çıkan tutuklanır diyor. Böyle bir şeyin imkanı var mı? Var arkadaşlar. Var. Var var. Vallahi var. Billahi var. Var. Nasıl var? Benim adım bir davaya karışmıştı. O davada işte adli sicilim temiz benim. Allah aşkına bir şeyim yok da. Lan bir çıktı. Hiç gitmediğim Almanya'da cezaevinde yatmışım. Almanya'da hiç gitmediğim cezaevinde yatmışım. Tarihe bir baktık. Okulların olduğu dönem. Hafta içi. Arkadaşlar bizde şöyle bir şey var. Öğretmen olarak mesela burnun kanadı rapor aldın o gün gitmedin. Sistemine işleniyor. 500 yılda geçse diyor ki şu gün bu adamın burnu kanadı, şu doktordan rapor aldı, şu heyetin şeyiyle aldı, bunu izne şu milli eğitim çevirdi, şu kaymakam imzaladı diye sisteminde yer alıyor. Yani benim e, hiç gitmediğim Almanya'da, hiç gitmediğim e, cezaevinde, hiç git hiç kalmadığım şey ortaya çıkabilir. Bu Çok kolay. Ulan bir baktık böyle. Kendimin hiç Almanya'ya gitmediğini, hiç cezaevinde yatmadığımı anlatmaya çalıştım. Düşünün. De şeye bir baktık, belgeye bir baktık. Tamam isim uyuyor, isim soyisim uyuyor. Ne TC var, ne doğum tarihi uyuyor. Ne ana baba ismi uyuyor. Hiçbir şey uyumuyor. Sadece isim soy isim uyuyor. Ama ülkemizde öyle çalışkan insanlar var ki ahirette hesaplaşacağım. Ben hakkımı haram ediyorum o arkadaşlara. Uğraş dur. Şimdi Belki de bazı FETÖ'cü güçler bu sistemi ele geçirdiler. Belki de canı sıkılanı yurt dışına gideni tutuklattırabilecek güce sahipler. Ama mesele bu değil. Konuşmamı sürdüreyim anlayacaksınız. Bu süreçte FETÖ Galatasaray maçını bir fırsat olarak gördü ve mağlubiyeti ustaca kullanarak taraftarlar arasında Ali Koç'a karşı bir hareket başlattı. Bu hareket hala devam ediyor ve aylarca hatta yıllarca sürebilecek bir kampanyaya dönüşebilir. Ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe Haziran bak Mart ayında şampiyonluğu garantilesin. Mart ayında da devam edecek bu kampanya. Hala Ali Koç istifa diyecekler. Bazı hesaplar çünkü Ki'nin ötesine geçmiş. Bir araştırdım ki geçen sene biz lideriz İsmail Kartal istifa yazmışlar. Aynı hesaplardan bazıları. Ha ben her istifa et diyene yanlış anlamayın suçlu demiyorum. Ben hala söylüyorum istifa diyebilirsiniz. Ali Koç istifa işte yine devam ettirebilirsiniz. Ama oldu ya Fenerbahçe liderliği ele geçirdi. Galatasaray kötü gitti. Fenerbahçe çok iyi top oynamaya başladı sürdürürseniz o zaman şüphe ederim sizden. Neyse FETÖ'nün Fenerbahçe'yi hedef almasının sebebi nedir? FETÖ yalnızca yerel bir örgüt değil, tüm dünyada faaliyet gösteren bir CIA destekli yapıdır. CIA destekli özellikle o CIA'ya da dikkat edin. Bu örgütün hedeflerinden biri de Fenerbahçe gibi büyük bir camiayı ele geçirerek kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaktır. Fenerbahçe FETÖ ile girdiği bilek güreşinden mağlup olmayan dik duran bir kulüp. Örgütün TSK'yı tek kurşun atmadan ele geçirdiği bir dönemde Fenerbahçe bu çatışmadan galip çıktı ve FETÖ'nün gerçek yüzünü ortaya çıkardı. Bu çatışma FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini tam anlamıyla hazırlanmadan yapmasına yol açtı. Başarısız olan darbe girişimi FETÖ'nün Türkiye içindeki varlığını zayıflattı ve birçok elemanı yurt dışına kaçmak zorunda kaldı. Ancak geçen süre içerisinde FETÖ yeniden güç kazandı ve Aziz Yıldırım'ın da söylediği gibi 3 Temmuz'dan daha güçlü Hale geldi. Var mı yanlış arkadaşlar? Var mı eksik arkadaşlar? FETÖ'nün yeni hedefi futbol ve kitleleri etkilemek. FETÖ Türkiye'de yeniden güç kazanmak için futbolun kitleler üzerindeki etkisini kullanmak istiyor. Ben bunu yaklaşık 2-2,5 iki, iki senedir diyorum değil mi arkadaşlar? İç savaşı futbolla çıkarabilirsin. Çok kolay çıkarırsın. Çok kolay. Onu yapmaya çalışıyorlar diye. FETÖ Türkiye'de yeniden güç kazanmak için futbolun kitleler üzerindeki etkisini kullanmak istiyor. Milyonları peşinden sürükleyen futbol, FETÖ'nün en etkili propaganda araçlarından biri olabilir. FETÖ futbol üzerinden bir çatışma alanı yaratıp ülke içindeki kaosu derinleştirmeyi amaçlıyor. Bu yüzden Fenerbahçe gibi dev bir camiayı hedef alarak toplumsal desteği bölmeyi ve kaos yaratmaya çalışıyor. Sonuç olarak FETÖ Fenerbahçe'ye yönelik operasyonlarını sürdürüyor ve bu süreçte taraftarlar arasında bölünme yaratmayı hedefliyor. Fenerbahçe camiası bu oyunları görerek birliğini ve bütünlüğünü korumalı. Zira bu yalnızca bir kulüp çalış çatışması değil, Türkiye'nin geleceğine yönelik büyük bir mücadelenin parçasıdır. Fenerbahçe geçmişte olduğu gibi bugün de baskılara karşı durabilecek güçtedir. Şimdi bana diyeceksiniz ki hocam her fırsatta FETÖ. Her fırsatta FETÖ. Yani canımız sıkıldı topu FETÖ'ye atalım. Canımız sıkıldı FETÖ'ye atalım. Böyle bir şey yok hocam diyeceksiniz. Öyle değil mi? Hocam yani senin yaptığında ayıp. Sen burada Ali Koç'u savunuyorsun. İşte bilmem kaç senelik başarısızlık var. İşte istifa diyenlere FETÖ'cü diyorsun. Deme şerefsizliğinde bulunmasın kimse. Benim lafımı anlattığım gibi anlayın. Başka tarafınızdan anlamayın. Ben diyorum ki tesadüfe sadece Galatasaraylılar ve ateistler inanır. İnanabilirsiniz ha. Tesadüfe inanıyorsanız Galatasaraylı da olabilirsiniz. Onu da belirteyim yani. Bunda bir abes yok. Bunda bir değişiklik yok. Yapabilirsiniz yani. Abi farkında mısınız bilmiyorum. Siz diyorsunuz ki her olayı FETÖ'ye bürüyorsun. Ben de diyorum ki siz de FETÖ'nün şeyine binmişsiniz. Oturmuşsunuz şeyine. E, kayığına. Her olayı Ali Koç'tan biliyorsunuz. Şimdi hangimiz daha aptalız? Bir düşünün bakalım. Hangimiz daha aptalız? Ya Enes Kanter daha paylaşım yapmadan, daha Enes Kanter hani Fenerbahçe'ye dair, Fenerbahçe Başkanı gönderdi demeden bir Galatasaray sayfası 22 dakika önce aynı gönderiyi paylaşıyor. Şimdi ben size diyorum ki FETÖ diye bir terör örgütü varsa, bu eğer gerçekten terör örgütü ise belki de yarın bir gün aklanacak, patlanacak. FETÖ'ye terör örgütü diyenler suçlanacak. O da ayrı mesele. Yarın bir gün belki de FETÖ aklına paklanacak ama eğer şu anda FETÖ diye bir terör örgütü varsa o paylaşımı yapan Galatasaray sayfasının sahipleri gözaltına alınmalıydı. Belki de tutuklanmalıydı. Belki de Enes Kanter'le bütün ilişkileri sorgulanıp cezaevine atılmalılardı. Belki de itirafçı olmalılardı. Ya duruyor 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 duruyor. Yapmayın etmeyin ya. Arkadaş Ali Koç'un istifa etmesini herkes isteyebilir. Ben de isteyebilirim siz de isteyebilirsiniz. Başkan olmasını istemeyebilirsiniz. Ali Koç defolsun gitsin, Acun Ilıcalı olsun, Mehmet Ali Aydınlar olsun diyebilirsiniz. Hepsini anlarım. Ama sevin sevmeyin. Başarılıdır, başarısızdır. Bana göre Ali Koç başarısızdır. Bana göre Fenerbahçe tarihinin en kötü başkanı Ali Koçtur. Tamam mı? Sonra bana Ali Koç'u savunuyor falan filan demeyin. Bana göre Fenerbahçe tarihinin en başarısız başkanı Ali Koçtur. İstifaya çağırabilirsiniz, edebilirsiniz. Ama şerefsizlik yapamazsınız. Namussuzluk yapamazsınız. Arkadaş Serhat Akın olayını Ali Koç'a bağlayan. Ben size bir şey söyleyeyim. Ali Koç bunu yapacak kadar şerefsiz bir insan olsaydı Halil Umut Meler'in 3 sene önce bacağına değil kafasına sıktırırdı. 3 sene önce çok değil. Bilmem o zamanlarda neydi Serkan Tokat. Serkan Tokat'ın kafasına sıktırırdı. Hem de var ya bak bu adamlar o kadar zengin adamlar ki. Öyle hani bacağına sıktırdı belli olmaz falan filan. Geçin. Kafasına da sıktırsa yine belli olmazdı. Ben şunu soracağım. Fenerbahçe takım otobüsünü kurşunlayanlar hakkında bir gün konuştum mu bu sayfa sahipleri? Bu topu Ali Koç'a atanlar, Ali Koç yaptırmıştır diyen namussuz alçak putperestler. Bir gün olsun Fenerbahçe'nin takım otobüsü kurşunlanmasına ilgili konuştu mu? Bir gün olsun şu yapmıştır, bu yapmıştır dedi mi? al İbrahim Hacı Osmanoğlu ne dedi? Ben öyle bir şey yapacağım ki dedi belki ben artık dedi aranızda olmayacağım, belki hapse gireceğim. Belki başkan da kalmayacağım ama dedi böyle bir şey olacak dedi. Demedi mi? Şimdi Biriniz çıkıp da bu Fenerbahçe'nin otobüsünü İbrahim Hacı Osmanoğlu bombalattırdı, kurşunlattırdı diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Diyemezsiniz. Demeyin de zaten. Arkadaş bazen şöyle bir şey var. Bir insana tehdit mi ediyorsunuz? Unutmayın o insan ölene kadar o tehdit asılı kalacak. Mesela dedin ki seni gebertirim dedin. O insan geberene kadar başına ne iş gelirse gelsin polisin ilk sorgulayacağı kişi sizsiniz. Ve kendinizi aklamak zorundasınız biliyor musunuz? Arkadaşlar bak bir insana tehditte bulunuyorsanız çok dikkat etmelisiniz. Mesela bana birçok tehdit var. Ben hepsinin ekran görüntülerini alıyorum. Hukuk bürosu var anlaşmada oldum Hukuk bürosuna teslim ediyorum. Diyorum ki alın buyurun. Yarın bir gün Allah benim başıma bir şey gelse o zaman görüşürüz. O zaman hepinizi tek yani o yapanların hepsi tek tek hepsi tek tek incelenecek. Diyecekler kadar sen bu adama böyle böyle tette bulmuşsun. Mesela bir adama deniriz ki işte seni arabamla ezerim dediniz. O adam trafik kazasında öldü. Hayırlı olsun gözünüz aydın. Nur topu gibi başınıza bela aldınız. Denetimli serbestlik merbestlikten ancak bir şey yaparsınız. Ay yavrum vay. Ya ben şunu diyorum. Ee, kendinize çok dikkat edin. Gerçekten çok dikkat edin. Konuşmalarınıza dikkat edin. Anlatabiliyor muyum? Kimsenin oyununa gelmeyin. Bak Beşiktaş uçuyor dediler, kaçıyor dediler, şunu dediler, bunu dediler, şöyle dediler, böyle dediler. 4-0 Ajax'a yenildi mesela. Yenilebilir. Normal. Ama Ajax ne yaptı abi? Ajax ne yaptı? Geçen sene çok kötü takımıydı. Bu sene böyle yaptı, şöyle yaptı, şu bu falan filan. Bunların hepsini geçin arkadaşlar. Bunların hepsini Geçin ee, ve çok şey daha söylerim de neyse söylemeyeceğim. Ee, ben yine söylüyorum Ali Koç bu kadar karakterse şerefsiz bir adam değildir. Olsaydı zaten emin olun bu kadar kişi arkasından gitmezdi. Fenerbahçe'ye sahip çıkın. Değerlerimize sahip çıkın. Takım kötü oynayabilir. Kötü transfer yapılabilir. Geçen sene Galatasaray'ın Davison Sanchez hariç bir transferi bile tutmadı. Bir transferi bile. Bu kadar yangın yapmadılar. Geçen sene Galatasaray ligin belki de 15. haftasına kadar topun t'sini oynamadı. Hiç istifa işteki görmedik. Takım da top oynamıyor ha diyen olmadı. Fenerbahçe'nin 5 puan arkasında de devam ediyorlardı. Allah'tan korkun Allah'tan. Azıcık Allah'tan korkun. Fenerbahçe'nin 5 puan 6 puan gerisine gidiyorlardı. Avrupa'da rezil oluyorlardı. Hatırlayın ya. Gelen tokatlıyordu giden tokatlıyordu. Hiç siz şöyle duydunuz, duydunuz mu? Ya Fener yani Galatasaray da hiç eskisi gibi oynamıyor. Avrupa Fatih dediğimiz döneme bir bakın. Bir de şimdiye bakın. Topi top gibiler şimdi diyen duydunuz duyamazsınız. Ama Fenerbahçe ya Mourinho'dan ben bunu beklemiyordum. Ne bekliyordum? Ben her maç 8 tane 10 tane atmasını bekliyordum. Doğru ben de bekliyorum. Hayalperestim ben. Ben çünkü Polyanlacı bir adamım. Her maç 10 tane atmasını bekliyorum Fenerbahçe'nin. Ama geçen sene Galatasaray yaşadığında bir Allah'ın kolu, bir tek o Galatasaray sayfaların biri istifa demezken bu sene Fenerbahçe sayfaları ha hoşumuza gitmedi beğenmedik oyunu istifa Sençülis'e yendin ama istifa Bilmiyorum arkadaşlar. Herkes bindiği kayığa bir baksın. Kayığın üretim yerine bir bakın. Nerede üretilmiş? Kimin kayığı? Ondan sonra konuşuruz. Ama olay bu şekilde. Görüşmek üzere.